Hoş geldiniz arkadaşlar sinema atölyemizin yedinci bölümüne. Bu bölümümüzün teması medya ve şiddet olacak. E, seçtiğimiz filmde son dönemde vizyona giren, özellikle de gazetecilik alanında kült olabilecek, hatta kült olarak nitelendirebileceğimiz filmlerden biri, Gece Vurguncusu Nightcrawler filmi. Bugünkü programımızda önce Nightcrawler'ı hep beraber izleyeceğiz, ardından da bu filmi analiz edeceğiz. E, filmi önce izleyeceğimiz için, sonrasındaki tartışma için size belki ufak ipuçları olması adına filmi izlerken üç tema üzerinde özellikle düşünebilirsiniz. Birincisi medyada değişen iş gücünün medyaya ve haberlerin sunumuna etkisi bağlamında. İkincisi medyada şiddetin görselinin nasıl sunulduğu, bir şiddetin görselinin neye kadar, ne kadar ölçüde sunulması gerektiği, üçüncüsü de bu görseller üzerine yazılan haber metinleri ve bütün bunları bir de şu anda her gün izlediğiniz haber bültenleriyle beraber değerlendirdiğinizde sizce bu film medyada şiddetin temsilini bize nasıl sunuyor? Gazeteciliğin, medyanın geldiği noktada nasıl mesajlar veriyor? Bunları hep beraber sonrasında tartışacağız. Evet, şimdi filmimizi izlemeye başlayabiliriz. İyi seyirler. I'm lost. This is a restricted area. Oh, I didn't know that. There's no signs. They're everywhere. Let's see some ID. Why? <laughs> There's a broken gate back there, and you're trespassing. Excuse me, sir. That gate was open, and I was under the opinion that this was a detour. Let me see the ID. Take it out. What kind of uniform is that? I'll ask the fucking questions. That's a private outfit, huh? <laughs> I tried to get one of those jobs. I like guarding things. Really? Here you go, sir. I think what must have happened is I just must have gotten turned around. For... <laughs> Chain link fence, two manhole covers, the nice thick ones. I'll we'll give 50 cents a pound for the wire, 15 for the fence, and 10 for the covers. That's below market value, Ben. Market value? You know, the cops came by asking about manhole covers? I'd like to counter at a dollar a pound for the copper, 30 cents a pound for the fence, and 20 cents per for the covers. Uh, sell them somewhere else. I feel good at 75, 25, and 15. i'm willing to take less to establish a business relationship if that's your last best offer then i guess i accept all right drive around back and unload them excuse me sir i'm looking for a job in fact i've made up my mind to find a career that i can learn and grow into who am i i'm a hard worker my motto is if you want to win the lottery you have to make the money to buy a ticket <laughs> did i say that i worked in a garage so what do you say? I could start tomorrow or even why not tonight? No. bir dolunayla başladık, dolunayla geri bitirdik filmimizi. Öncelikle nasıl buldunuz arkadaşlar? Biraz uzun bir filmdi ama umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdi bu filme dair sohbetimize geçebiliriz ama benim de tabii ki kendime göre filme dair yaptığım analizler var ama ilk etapta eğer siz fikirlerinizi söylemek isterseniz bu filmde size en çarpıcı gelen nokta neydi? Özellikle de medya ve şiddetin temsili açısından. ...sizlerin görüşlerini alabilirim. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceki programlarımızda da özellikle üniversiteden arkadaşlarla bunu yaşıyoruz. Arkadaşlar bazen kafalarında soru işareti oluyor. Hatta bir programda hocamız Aykut Aygün hocamız öğrencileriyle geldi dedi ki... ...Barışkan dedi öğrencilerim soruları hazırladılar, hazırlar. İşte bol soru soracaklar. Ben de dedim tabii ki hatta programa başlarken sorularla başlar mısın dedi. Ne demek dedim başlarım. Programa başladık. İlk soruyla soruyorum arkadaşlara kimseden yanıt yok. Biraz daha konuşuyorum herhalde biraz ısınsınlar sonra gelecek sorular diyorum. Sorular yok. Programı bitirene kadar 2-3 tane zor soru aldık. Ama biliyorum ki hepsinin önünde de bir sürü soru vardı. Şimdi hepinizi anlıyorum. İnsan böyle e, bir kameralar etrafında kameralar çekimler olunca bazen çekiniyor. E, ya da işte soru sorsam ya da sorduğum nasıl anlaşılır veya yorum yapsam iyi mi yaparım kötü mü yaparım insanlar izleyecek gibi düşünüyorlar. Ama özellikle iletişim fakültesi öğrencilerine ben bu konuda girişimci olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, zaten bizim işimiz hele de medya sektörüne girecekseniz soru sormak üzerine olacak. Yani insanları sorgulayacağız, yazacağız, bunun üzerine olacak. Bunun içinde bir şey ihtiyacımız var, adıma ihtiyacımız var. Ve hatta şöyle kendi şey hayatımdan bir örnek verebilirim. Aynı sizler gibi ben de bir gün TRT'de bir programa katıldım, hem de canlı yayında, böyle kayıt falan da değildi. TRT Genel Müdürü üniversite öğrencileriyle bir araya geliyordu ve sorular kısmına geçti, dedi ki sorular var mı? Kimseden çıt yok. Tekrar sordu, hiç kimsenin mi sorusu yok dedi. Artık ben dayanamadım, oradan ben kaldırdım, sorumu sordum. Program boyunca soru soran iki tane üniversite öğrencisi oldu. Çünkü sonra baktı sunucu olmuyor, kendisi sorulara devam etti. Ama o soru, sadece bir programda sorduğum bir soru, bana Anadolu Ajansı'na gelen yolu açtı. Çünkü o soruyu sorduğumda, üniversiteden de bir hocam oradaymış, benim bölümümden olmayan Ömer Hoca. Ama beni orada görünce dedi ki seni dedi girişimciliğin için tebrik ediyorum dedi. Sonra aradan birkaç ay geçtikten sonra bizde böyle zorunlu staj, staj programları açan şirketler falan yoktu. Anadolu Ajansı gibi staj programı şu anda açıyor, başvuruyorsunuz. Bizde kendiniz bulmanız gerekiyordu. Ve 2-3 ay sonra hocanın beni çağırdığını söylediler. Gittim yanına dedi ki, ben dedi staj programına üniversite öğrencilerinden öğrencilerimden göndereceğim ama seni de göndermek istiyorum dedi. Ve ben o gittiğim staj programıyla haberciliğe adım attım ve adım adım ondan sonra Anadolu Ajansı'nda gelen kapı açıldı. O yüzden de tekrar sorayım. Yorum yapacak varsa. Buyurunuz. Teşekkür ederim öncelikle. İsmim Furkan Ersoy. Hacı Bayram Veli Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Öncelikle teşekkür ederim bizleri rahatlattığınız için. Gerçekten bazen çekinebiliyoruz bazı programlarda. Her sunucu da siz kadar böyle bizleri rahatlatmıyor. Onun için teşekkür ederim. Film gösterimi için de emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ben şunu sormak istiyorum. Filmi izlediğimiz zaman son kısımda özellikle başroldeki oyuncunun yardımcısı öldürüldüğünde dahi onun görüntüsünü çekmeye çalışıyor. Aslında biraz duygusallıktan uzak bir başrol karakteri var. Siz sektörün içinde olan birisi olarak evet habercilik, gazetecilik, profesyonelliği üst seviyelerde isteyen bir meslek ancak bu kadar da e, profesyonel olmaya gerek var mı ve filmden çıkıp gerçeğe döndüğümüz zaman bu kadar profesyonellik sektörün içinde oluyor mu gerçekten yoksa e, yeter artık duyguların da e, yer aldığı şeyler oluyor mu Hı -hı. bunu merak ettim biraz Şimdi bu film e, doğal olarak filmler her ne kadar hayatın bir yansıması olsa da e ee, tamamen gerçeği yansıtan bir şey değil. Özellikle gazetecilik filmleri üzerine araştırma yapan akademisyenler var benim gibi aynı zamanda. Ve bu ilk araştırmaları yapanlardan e, bir tanesinin güzel bir sözü var. Diyor ki, e, gazetecinin imajı Hollywood'un tekelinde ama bu imajda diyor, bir sirke gittiğinizde aynaya baktığınız bir imgenin aynısı diyor. Sirklerdeki o çoklu aynalarda ne vardır? Baktığınızda kendinizi değil daha iri, daha küçük, daha şişman, daha zayıf halinizi görürsünüz. Evet, filmlerdeki gazeteciler için belki toplumdaki gazetecilerden, basından ilham alıyorlar. Hatta bazı senaryoları gazeteciler yazıyor. Ama bunu bir de film dünyasının daha çekiciliğine dönüştürmeniz lazım. Dolayısıyla ona daha ekstrem unsurlar da eklemeniz gerekli ki izleyiciyi çekin. Birinci unsur bu. İkincisi ise zaten bu filmin amacı tamamen medyanın, özellikle de şiddet haberlerinde veya medyanın bu profesyonel yapısındaki dönüşüme ciddi bir eleştiri getirmek. Bu ve bu getirdiği eleştiriyi de e, medya sektöründeki iş ahlakının zayıfladığı üzerinden ve bu zayıflayan iş ahlakının bugün olmasa bile Yarın götürebileceği, sonunda götürebileceği, belki yüz gazetecinin yüzünü değil, ama bir tanesini götürebileceği sonucu bize gösteriyor. O yüzden de gerçek hayatta benim hiçbir zaman böyle karşılaştığım bir, im im bir gazeteci yok, bir imge yok. Ama bu şu anlama gel ama buradaki birazcık daha şey gibi düşüneceksiniz. Daha e, imgesel bir şey oradaki ölümde. Yani burada fiziksel olarak filmde e, karakter ölüyor. Ben birazdan annenizde de bunu bahsedeceğim. Ama orada aslında simgesel olarak basın sektöründe nasıl çekimlerde veya habere bakışta o e, gazetecilerin kanıksamasının gelebileceğini ya da geldiği noktaya dair simgesel bir ölüm var. Yani gazetecilerin giderek daha e, belirli noktalarda özellikle suç ve şiddet haberlerinin içerisinde çok fazla girdiklerinde onları seyirlik bir ürün haline dönüştürmeye başladıklarında aslında nasıl kendi benliklerini de kaybetmeye başladıklarını, nasıl e, sadece bir imge yaratıcısı, imge avcısı haline dönüştüklerini anlatan bir film. E, mesela geçmişte çok e, önemli örneklerden biri var. E, bir gazetecinin ölen çocuğu Akbabayı çektiği fotoğraf. Aslında buradaki oradaki gazeteci duygusuz değildi Lou gibi ama ne yaptı? Önce iş odaklı baktı. Önce fotoğrafı çekmeye odaklı baktı ve o sırada da akbaba çocuğu aldı gitti. Belki iki saniyelik bir şey ama daha sonra da onun kendi ölümüne de, ömrüne de yani intihar etmesine de mal oldu. Ee, şu şekilde Filmle bir gazeteci olarak kendi perspektifimden baktığımda bu kadar ekstrem olması da bazı benzerlikler görüyorum. İster istemez bir haberi takip etmeye başladığınızda haber odaklı olmaya başlıyorsunuz. Ve gittiğiniz yerde gerçekten iyi görüntü çıkartmaya çalış, iyi görüntüyü bulmaya çalışıyorsunuz, iyi fotoğraf karesini bulmaya başlıyorsunuz. Bir felaketi ya da bir kazayı takip ettiğinizde de orada gittiğinizde ilk aklınızdaki imge buradan nasıl daha güzel bir kare çıkartabilirim, nasıl daha iyi gösterebilirim, olayı nasıl daha iyi yansıtabilirim. Kameranın arkasından baktığınızda aslında olayın dışındaki sanki o anın imgenin yaratıcısı bir nevi dönüşüyorsunuz ve o profesyonel bakışla bazı noktada aslında önünüzde yaşananı tam olarak duygusal zeminde unutmaya başlıyorsunuz. Bu her zaman kötü bir şey mi? Bunu da sorgulamak lazım. Eğer gazeteciler bunu yapamazlarsa afet bölgelerinden size hiç haber gönderebilirler mi? Gördükleri görüntüler karşısında sadece şok olup otursalar. Çünkü o görüntüleri de çekmek zorundalar. Kendi içleri yansa da, belki o görüntüyü çekip çektikten sonra oturup ağlasalar da o görüntüyü o anda çekmek zorundalar. Bu ilk programa başladığımızda Gazze'den arkadaşlarımız vardı, onlarla röportaj yapmıştım. Dedim ki nasıl çalışabiliyorsunuz o ortamda, duygularınızla hislerinizi yani yaşadıkları o ikisini nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Dedi ki bana çekmek zorundayım, bunları dünyaya anlatmak zorundayım ama çektikten sonra da bir köşede oturup hepimiz topluca ağlıyoruz. Yani birazcık gazetecilik böyle bir şey. Ama buradaki Lou karakteri tabii ki bunun duygudan yoksunlaşmaya başlandığında ve tamamen kanıksamaya dönüşen bir medya, bir sektör oluşumu olduğunda gidebileceği uç noktayı anlatıyor. Bu yüzden de aslında bu, bu filmi ben gazetecilik e, filmleri, tarihi perspektifinde bir felaket filmi olarak nitelendiriyorum. Ryan McKenner var, Politik Kamera ve e, Kendler'in Sinema Savaşları kitabı var okumanızı tavsiye ederim. Orada felaket filmlerinden bahseder. Nedir mesela? Dünyaya uydu çarpacak, uzaylılar gelecek. Aslında bu filmlerde her ne kadar ekstrem olaylar gösterilse de bozulan toplum yapısına dair bir mesaj vardır orada size somut bir şey gösterse de soyut düzlemde mevcut toplumumuza dair felaket mesajları. İşte çevreye sahip çıkmazsanız başınıza bu gelir. İnsanlığınızı yitirirseniz böyle savaşlar olur. Doğru zamanda katliamları önlemezseniz insanlar ölür. Ve bu şekilde size eğer ki toplumsal normlara veya doğru ilkelere eğer o toplum dönüş sağlamazsa siz felakete gidiyorsunuz, kıyamet tellallığı yapar. Aslında bu film de kıyamet tellallığı yapan bir film. Yani şu anda o olmasa da belki uç noktada gelebilecek şeyleri gösteren bir film. Sorunuza tamamdır. Var mı arkadaşlar soru veya yorum yapmak isteyenler? Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir film seçimi. Ee, gerçekten bahsettiğiniz gibi... Bizim mesleğin biraz da zor bir alanı, polis adliye alanı ki ben de hani mesleğe başladığımda daha çok bu tür haberler takip etmiştim. Doğası gereği de insanın e, duygusal yapısını çok etkileyen olaylar, genelde şiddetin, cinayetin, ağır konuların e, yer aldığı bir alan. Doğal olarak gazetecilerin bundan etkilenmemesi de çok mümkün değil. Ama filmde e, gerçekten çok abartılı bir anlatım. Ee, hatta böyle hani bir katile dönüşmüş, kendi çalışma arkadaşını bile göz göre göre ölüme gönderen bir karakter var. Ee, burada tabii mesleki anlamda ilkeden ilkelerden koptuğumuzda, e, ayrıca şiddetin o döngüsü içine girdiğimizde yine çokça yapıyor, kurguladığımızda yani haberi aslında bizim kurgulama hakkımız yok. Kurguladığımızda, o zaman bu meslekte nerelere gelebileceğimizin uç bir anlatımı ee, gerçekten e, mesleği yaparken ahlaki ilkelerin, mesleki ilkelerin yani bir sınırın nerede oldup, nerede o bittiğini e, iyi bir, bilerek hareket etmek gerekiyor. Aksi takdirde e, yani korkunç bir noktaya gidebilirsiniz. Hele de böyle polis adliye gibi biraz daha insanı sarsıcı olayların yaşandığı alanlarda benim filmde gördüğüm temel şey bir abartılı anlatım var ama gerçek ben de bu mesleği yapıyorum farklı kurumlarda da çalıştım farklı alanlarda da çalıştım televizyonda da hani biraz daha görselliğin öne çıktığı alanda da çalıştım bu tarz örnekler görmedim yani buradaki örnek hakikaten karakter biraz da o mesajı vermek için çok abartılı şekilde e, kurgulanmış e, yani benim burada altını çizeceğim konu biz bu mesleğin ilkelerine bağlı etik değerlerine bağlı olmazsak e, bu meslekte böyle bir tehlike yani yaparken sürüklenebileceğimiz bir yer var e, ama kuşkusuz insanız ve gazeteci olarak da önce insan olduğumuzu unutmamak ee, orada bir insanın hayatının kaybı söz konusuysa orada insanlığımızın gereğini yapmak da gerekiyor. Benim de filme dair yorumum bu şekilde. Teşekkürler. Filmde özellikle aslında karakter üzerinden de bu konuyu düşünebiliriz. Burada çok önemli bir detay var. Aslında karakter gerçekten de gazeteci değil. Bir düşündüğümüz zaman. Aslında filmde önemli vurgulanan noktalardan biri de bu. Sektörde profesyonelli profesyonellikten uzaklaştığımızda, sektörde bu işi gerçekten bu işi bilen, bu işte eğitimini almış insanlar yapmadığında, daha üst kalibrede insanlar bu sektöre girmediğinde aslında sektörün de düşebileceği noktaya işaret ediyor. Çünkü filmin ilk başında biz Lou'yu ne olarak görüyoruz? Aslında işsiz bir hırsız. Hatta ben her filmin açılış sahnesini çok severim çünkü açılış sahne mutlaka o hikaye ve kahraman konusunda buradaki anti kahraman karakter diyeyim çünkü kahraman deyince olumlu bir imaj var aklımızda nedense, baş karakter diyeyim, baş karakter konusunda çok önemli bir fikir verir. İlk açıldığı zaman belki siz de hatırlarsınız önce biz bir dolunay gördük, film kapanırken bir dolunay gördük. Film açıldığında ayrıca Los Angeles'ın gecesini gördük ve boş bir PR e, reklam tabelasını gördük sokaktaki. Aslında bu üç imge bütün film boyunca Lou'nun karakterini bize yansıtan üç imgeydi. Neden? Çünkü bir... Lou adında olduğu gibi gece solucanı yani Los Angeles'ın gece hayatında ortaya çıkan bir insan ve biz gece hayatında orada sadece ne gördük film başladığında uyuyan insanlar her yer boş normal gündüz hayatından uzaklaşılmış sadece gece görevinde çalışan insanlar var işçiler uçaktakiler güvenlik görevleri ve hırsızlar. Lou ise bu gecenin hırsız sahtekar tarafındaki kişi. İkincisi ne? Dolunayla başladı, dolunayla bitti. Dolunay bizde hikayelerde, masallarda hep neyle özdeşleştirilir? Kurt adamlarla, vampirlerle, canavarlarla. Ve film boyunca biz neyi izledik? İçinde canavar saklayan, canavarlaşan bir adamı izledik. Ve yeni ay varken de yönetmen çekebilirdi. Dolunay imgesiyle bize e, toplumun e, Dışlanmış, işsiz olan, aslında başka bir mesleği bulunmayan ve içinde kötü karakterli olan bir insanın ortaya çıkışını gösterdi. Üçüncüsü boş levha, boş bir yer levhası bu da önemli. Çünkü aslında Lou da onun gibi boş biri, beyninde bir şey olan biri değil, eğitimsiz biri. Ama nasıl ki boş levhalara süslü yazılar, reklamlar ve PR'larla dolduruyorsak, Lou da kendini internetten öğrendi o süslü cümleler, film boyunca bir diğer karakter özelliği oydu. Hep süslü cümleler kullanıyordu, hep PR malzemelerini kullanıyordu ve pazarlık yapıyordu. Ve Lou'nun yani meslekte mesleğin içinden gelmeyen boş olan insanlar ve gazetecilik etiğiyle olmadığınızda karanlık tarafı olan insanların yükselişiyle sektörün nasıl kötü bir noktaya gelebileceğini vurguluyor. Karşısındaysa Frank var. Frank mesela oradaki editör, işte basın ilkelerinin savunucusu olarak hatta işte Nina diyor ki burası okul değil artık diyor. Çünkü sektörün Nina gibilerle Lou gibilerle dönüşümle şahit olmuş oluyoruz. Ve hatta şöyle de bir şey var, film boyunca Louis hep sinematografik açıdan da söyleyelim, hep bir yüzüne hafif karanlık görürüz. Tıpkı Dolunay'da ayın bir yüzünün hep karanlık kalması gibi. Dolayısıyla film boyunca bize bir karanlık karakter yansıtır. Ve bu karakter, karakter, karanlık karakterin yükselişini sağlayansa nedir? Buradaki diğer unsur da önemli. Özellikle basın açısından bir inceleme yapmamız gerektiğinde bu karakter ancak ve ancak kanlı görüntüler, çok grafik denilen görüntüler yakaladığında basın sektöründe iş bulur. Buradaki sahnede çok önemli bir yine çatışma vardı. Demirleri çalıp inşaat sektörüne gittiğinde oradaki adam dedi ki ben hırsızları iş almam. Ama Lu o e, boğazı e, şey yapan, kesilmiş, kanlar içerisindeki adamın görüntüsünü nasıl çekti? Basın meslek kurallarını, ilkelerini çiğneyerek geçti. Yaralıya çok fazla yaklaşarak oradaki işte ambulanstaki görevlilerin çalışmasını bile engelleyecek şekilde çünkü bizim çalışırken belirli kurallarımız var. Belirli bir mesafede durman gerekli, bazı kurallara uyman gerekli. Basın mesleki ilkelerini çiğneyerek yani bir nevi tırnak içerisinde o hırsızlıkta yaptığı gibi çalarak aslında o görüntüyü almış oldu. Ama ne oldu? İnşaat sektöründe iş bulamazken basın sektöründe iş buldu. Neden? Çünkü basın sektörü o onun başvurduğu basın sektörü kanlı imgeler, grafik imgeler, şiddet öğeleri üzerinden beslendiği için. Peki burada özellikle medyada şiddetin temsili konusunda benim bu filmde değinmek istediğim bir diğer nokta ve soru belki de birlikte tartışabileceğimiz soru şu. Bu film şu soruyu doğuruyor. Medyada şiddetin temsili ne zamana kadar olmalı? Sınırı ne olmalı? Hiç mi göstermemeliyiz? Yoksa Lu Lu'nun yakaladığı şekilde boğazı kesilen, kanlar içerisindeki arabanın altında kalan, vücudu parçalanan insan görüntüsüne kadar görüntüler haber midir? Bunları vermek gerekli midir? Sizce bu konuda filmin mesajı nedir? Ben o zaman bir yine kendi anımdan hareket edeyim. Özellikle akademide bu filmler işte bizim haberlerimize dair bol yazılar yazıldığında devamlı şununla eleştiriliyoruz basın olarak. Basın hep e, şiddeti çok fazla kullanıyor. işte şiddet imgelerine yer veriyor e, şi, ve bu, konu, bu noktada da çok eleştiriliyoruz ve her türlü şiddet imgesini verdiğimizde eleştiriliyoruz ya da ölüm veyahut da acı imgesini verdiğimizde. Yine böyle bir şeyle oturuyoruz akademiden hocalarımızla. Bu konu açıldı ve eleştirdiler. Ben de karşılığında şu soruyu sordum onlara. Evet iyi, güzel diyorsunuz. Hiç şiddet imgesi vermeyelim diyorsunuz. Peki o zaman insanlar özellikle büyük acıların yaşandığı, büyük olayların olduğu konularda gerçekleri nasıl görebilecekler? Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela Aylan bebeğin kıyıya vuran fotoğrafını hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? O fotoğraftan aylar önce, aylar boyunca biz o kadar fazla Akdeniz'de ölen göçmen haberi geçtik ki. Onlarca insan, boğulan bebekler, ölen anneler, kardeşler. Ama hepsi birer yazıydı, hepsi birer rakamdı. Hiç kimsenin aklında bir imgi uyandırmadı, hiç kimsenin aklında, hiç kimsede bir empati uyandırmadı. Ne burada, ne Avrupa'da, ne dünyada. Ama ne zaman ki bir bebeğin kıyıya vuran fotoğrafını verildi, o zaman bütün dünya ayağa kalktı. Neden? Çünkü bizler insan olarak aynı zamanda bir habere karşı duyarlılığımızın olması için onu görsel olarak da görmeye ihtiyacımız var. Bize sadece yazılı metinden, hayal ürününden çıkıp görsel olarak empati duyabilmemiz, duygusal olarak onu algılayabilmemiz için görmeye de ihtiyacımız var. Mesela şu anda Gazze'de savaş var. Hiçbirinize fotoğraf ya da görüntü gelmese, o savaşın şiddetini görebilir misiniz? Algılayabilir misiniz? Onları ancak gördüğümüzde, insanların acılarını gördüğümüzde, şahit olduğumuzda Bunları algılayabiliyoruz ve ondan sonra eyleme geçme, harekete geçme davranışında bulunabiliyoruz. Ama buradaki sınır şu. Ve benim bu filmle de tartışmak ya da konuşmak istediğim konu bu. Buradaki sınır tam da şiddetin veya acının bir empati unsuru mu yoksa bir seyirlik nesne haline dönüştürül seyirlik nesne olarak sunumu mudur? Yani buradaki ayrım bu. Biz Lu'nun çektiği görüntülerde şunu görüyoruz. Ee, daha doğrusu önce şöyle söyleyeyim. Mesela bu kanında yazan işte son taba bakabilirsiniz, zizeye bakabilirsiniz. Onlar şöyle derler. Birinin fotoğrafına yani başka birinin görüntüsüne, fotoğrafına baktığınızda eğer o görüntü sizde belirli bir şekilde en ilkel duygularınıza hitap eder şekilde bir haz, bir iştah, bir merak, empatiden ziyade, duygudan ziyade o imgeye yönelik bir istek, kışkırtıcı bir e, bakışınızı esir alan, sizi o imgeye böyle bakakalan yapan bir duygu veriyorsa, o imge artık sizi kendisine esir alan bir imgeye dönüşmüştür ve o imge aslında bir seyirlik nesnedir. Ve hatta seyirlik nesne demek bile doğru değil, seyirlik özne demek lazım çünkü sizi nesneleştirir. Aynı filmde Nina'nın ya da diğerlerinin cinayet görüntülerini gördüğünde mıhlanarak ekrana bakması gibi. Ve bunun sıkıntısı da şu. Hatta bu çok daha sert bir ifade kullanırlar bu kavramı tanımlamak için şiddetin pornografisi veya pornografik imge ifadesini kullanırlar. Çünkü derler ki pornografi dediğimiz sadece klasik manada anlaşılan cinsellikle ilgili bir kavram değildir. Herhangi bir imge eğer sizin bakışınızı esir alıyorsa ve size parçalı bir şekilde o imgelerle dair e, içinizde bir kışkırtıcılık yaratıyorsa, bu ister e, o imgeyi gördüğünüzde daha fazla onu görmek isteyin, ister içinizdeki korkuyu yaratsın, ister içinizdeki öfkeyi ortaya çıkartsın, artık o bir pornografik imge haline gelmiştir der. O yüzden de şiddet fotoğraflarında veya görsellerinde mesela son takip şunu söyler. Bu siz bu fotoğrafları seyirlik bir nesne haline getirdiğinizde ilk amaçladığınız amaca bile ulaşmayabilirsiniz. Mesela savaşın bir diğer tarafındaki insanında empati uyandırmak yerine tırnak içerisinde mutluluk iyi olmuş başına iki gelmiş ya da zafer edası bir tarafın üzüldüğü fotoğrafa öteki taraf zafer edasıyla mutlu olabilir. İşte buradaki ayrım medyanın şiddet fotoğraflarını kullanırken bu fotoğrafları sunarken nasıl sundu? Yani tam olarak empati uyandıracak şekilde mi sundu? Gerek çekim açısı gerek haber metniyle yoksa tamamen okuyucuyu kışkırtan ve bu daha çok bu imgelere isteğini uyandıran şekilde bir şiddet sunumu mu? Bu filmde gördüğümüz bütün şiddet sunumları bu şekilde. Çünkü hepsi tamamen o imgeye karşı mesela Nina Frank diyor ki ilk fotoğrafı gördüğünde bunlar çok diyor, grafik fotoğraflar diyor. İnsanlar sabah kahvaltısında izleyecek diyor. Nina da diyor ki evet işe gidince bunu konuşacaklar. Çünkü beyninize mıhlanmış bir şekilde yer edecek. Ve siz o fotoğrafların o görüntünün devamını isteyeceksiniz. Ve merak ederek onu izlemeye başlayacaksınız. İşte suç haberlerindeki özellikle bazı medyadaki yaşadığımız... ...sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. İmgelerin fark edilmeden bize daha ekstrem bir şekilde seyirlik malzeme... ...ya da tırnak içinde bir pornografik imgeye dönüştürülmesi. Ve mesela filmde Dehşet Evi çekimleriyle biz bu noktada zirveye ulaştırıyor Lou bizi. Adım adım zaten mesela bu seyirlik nesne veya pornografik imge yaratımında şunu görüyoruz. İlk görüntü boğazı kesilmiş adam. Sonrasında buna mizanseni ekliyor ve o yanan adamı yüzü yanan adamın yerini değiştirerek ne yaptı o sahnede mesela çok büyük bir coşku yaşıyor. Dimgiye baktığında kendisi bile aşırı derecede mutluydu. Önünde çünkü halbuki ölen bir adam var. Ve siz de aynı şekilde izlediğinizde seyirci olarak fark etmeden sizde de aynı imgeleri uyandırabiliyor. Ve en son dehşet evinde bu imge yaratımı sürecini Zirveye taşıyor ve bize tamamen bir cinayeti, insanları ölüm şeklinde kanlar içerisinde göstermeye başlıyor. Filmin bu noktada ikinci eleştirisi özellikle suç haberlerinde bir imgeyi sadece göstermeniz yeterli değil. O imgenin nasıl anlaşılacağını belirleyen şey metindir. Eğer siz dehşet evi haberini, Suçluların, insanların konfor içerisinde yaşadığı bir aile ortamına ansızın birilerinin girip, mesela bunu kendi mahallenizde düşünün, birilerinin girip insanları öldürdüğünü düşündüğünüz bir haberle, o görüntüler ve haber üstüne bindirilmiş metinle duyacağınız duyguyla, bir uyuşturucu kaçakçılarının kendi arasındaki hesaplaşması sizin mahallenizde olsa da hesaplaşmasının haberi, sizlerde aynı duyguyu yaratır mı? Birinde, ilkinde o haberi izlediğinizde kendiniz de akşam kapınızı ki keskitlersiniz, korku duymaya başlarsınız ve kendinizi güvensiz hissedersiniz. Ama ötekisinde sizden farklı uzakta olan bir kesimin, bağlantısı olmayan bir kesimin yaşadığı bir şeydir. Ve o kadar fazla o imgeler, izlediğiniz o şiddet unsurları sizi o kadar da etkilemez. Çünkü aynısının başınıza geleceğini düşünmezsiniz. O yüzden de bütün haberde şunu görüyoruz ve suç haberciliğinde işte bütün haberlerin abartılı bir şekilde dehşetevi, işte zenginlerin hedef alındığı olaylar, dehşet kan donduran şeyler, işte bebeğin bıçaklanması şeklinde, özellikle de İnsan olarak bizim en ilkel, en ilkelde miyim daha doğrusu? Bir yaşam eğrisinde bir insanın her şeyden önce ilk ihtiyaç duyduğu şey nedir? Kendini güvende hissetmek. Eğer sizin kendinizi güvende hissetmezseniz ilk olarak aklınızın odaklanacağı yer orasıdır ve ilk olarak o konuya dair çözüm önerileri istersiniz. Ve böylelikle aslında şiddet haberleri sizi o korku seviyesinde tutarak hayatınızın o kısmına odaklanmanıza sebep oluyor. Bu noktada birkaç mesela Amerikalı medya çalışmalarına çalışmaları olan mesela Mac Chase'in Daily bu konuda diyor ki aslında günümüz medyasında Amerikan medyasını kastederek söylüyor ama siz tüm dünya genelini olarak düşünebilirsiniz. E, suç haberleri çok fazla yayıldı. Neden? Çünkü büyük holdingler, şirketler uluslararası haberlere veya daha zorlu haberlere para vermek istemiyorlar. Aynı zamanda iktidarlarla veyahut da çok fazla karmaşık haberlerin içerisine girmek istemiyorlar. Böyle durumdaki en iyi haberler nelerdir? En ucuz olan suç haberleridir. Birincisi maddi olarak sizi daha rahat olarak kavrettiğiniz konudur. İkincisi ise toplumun bütün dikkatini belki hayatındaki daha önemli, daha büyük sorunlardan, daha temel kendisine dair, daha alt düzeydeki sorunlarına kafasını yönlendirmiş olursunuz. Siz akşam haberlerinde devamlı olarak şiddet haberlerini izlerseniz daha çok kafanızı yordunuz toplumda çözüm istediğiniz konular bu konular olur. Diğer başka belki yaşadığınız sorunlar değil. Ve böylelikle aslında medya, büyük şirketler, medya holdingleri bu tip haberleri bunun içinde kullanır diyorlar. Ve bizim filmde de aslında bir noktada gördüğümüz şeylerden, imgelerden, derin noktada bize yapılan analizlerden biri de bu. Burada sadece bir şeye daha çok kısaca değinmek istiyorum. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi ilk izlediğimiz haberde polisleri hatırlıyor musunuz? Sabah haberlerinde dedi ki, kahraman polisler kadını kurtardı dedi. Sonrasında iyi bir adam eşi için eczaneye gittiğinde bir zalimin şiddetine uğradı, kurban oldu dedi. Dehşete ve haberinde de zengin insanlar işte fakir onların hayatını almak isteyenler tarafından katledildi dedi. Aslında Jack Lull bir araştırma yapıyor, Amerika'daki haberler üzerine. ve diyor ki aslında gazeteciler diyor hiç farkında olmadan, toplumdaki yedi büyük miti haberlerinde kullanırlar diyor. Çünkü geçmişteki masalların, hikayelerin yerini bugün haberler almıştır diyor. Siz de şöyle bir düşünün. Geçmişte insanlar başka bir köyden, başka bir yurttan, başka bir diyardan haber haberleri kendilerine gelen hikayeler, efsaneler yoluyla dinliyorlardı. Peki şimdi bizim kendi yakın çevrenizden, işiniz, dostunuz dışındaki Türkiye, dünya hakkındaki bilgileri nereden ediniyoruz? İster sosyal medya olsun, bu ister ana akım medya. Medyadan ediniyoruz. Ve aslında haberler de geçmişin hikayeleri şimdiki haberler. Haberleri farklı kılan ne? Biz gerçeğin hikayesini yazıyoruz. Yani uydurma sahte haberleri bir kenara bırakıyorum. Gazetecilerin yaptığı iş gerçeğin hikayesini yazmak. Ama Lul diyor ki biz gazeteciler olarak da sonuçta belirli bir toplumun içerisinde büyüyoruz. O toplumun hikayeleriyle, sosyal normlarıyla büyüyoruz. Ve biz bir habere gittiğimizde bir ham malzeme var önümüzde ve bunu insanlar için çekici bir hikaye olarak yazmak zorundayız. Ve biz hiç fark etmeden o hikayelerdeki mitleri seçip haberlerimize yerleştiriyoruz. Bunlar da e, yedi tane mitin, aklımda kalanları söyleyeyim, kahraman miti, arketipi, e, kurban, günah keçisi, sahtekar, felaket mitleri, Öteki dünya demiş ama biz onu başka diyarlar olarak düşünelim. Öteki dünya bizde ahiret kavramına gidiyor. Ve e, bir de iyi insan miti. Kahraman polisler kahraman mitinin kurulumunu gösteriyor bize. Zavallı eşi için eczaneye giden adam kurban arketipi. Dehşet evindeki insanlar yine kurbanlar ve kurbanları öldüren de işte zenci, hispanik sahtekarlar. Peki, şunu sorabilirsiniz, bu kötü bir şey mi mitleri kullanmak? Her zaman değil. Çünkü bu sosyal hikayeler ve mitler, topluma her zaman bir mesaj vermek, toplumdaki normları, sosyal kuralları iyi ve kötü arasındaki farkı anlatmak için kurulmuş hikayelerdir. Biz o kahraman mitlerini haberlerde kullanarak mesela işte canını hiç saydı, apartmandan düşen çocuğu kucakladı, işte kendi sırtındaki montu çıkarttı, işte kedinin üzerine örttü dediğimizde aslında bunlarla insanlara diyelim kahraman mitiyle, işte iyi insan mitiyle neyi gösteriyoruz? Doğru insana, erdemli insan olmanın rol modellerini gösteriyoruz ya da işte e, suç haberlerinde işte polisten kaçmaya çalıştı ama yakalandı şöyle şöyle yaptı ama sonu hapiste bitti haberlerini izlediğinizde sahtekarların günün sonunda mutlaka ortaya çıkacağı ve mutlaka cezalandırılacağına yönelik sizin bilinçaltınızda bu tarz sosyal normlar tekrarlanmış oluyor. Burada sıkıntılı nokta şu, işte bu mitleri tam da tersi bir yönde İnşa ederseniz, işte o zaman ayrımcılık, ırkçılık veya hatta e, toplumda belirli kesimlere yönelik e, belirli e, nasıl diyeyim e, inanışları ya da ön yargıları beslersiniz. Aynı bu film bu filmde olduğu gibi, beyaz Amerikalılar, beyaz Amerikalıların Hispanikler ve Zenciler tarafından tehdit ediliyor olması gibi. Siz bir böyle bir haberin üzerine bu tarz bir şekilde iyi olan, kurban olan, beyaz, sahtekar olan, kötü olan, hispanik şeklinde kurguladığınızda haberinizi işte o zaman haberiniz daha farklı söylemler, daha farklı ideolojiler üzerinden işlemiş oluyor. Bu noktada da önemli olan işte haber metinlerinde gerçeğin hikayesini yazarken nasıl Bunları şekillendirdiğimiz ve hangi doğru e, hikayeleştirme ve arketip üzerinden yaptığımız, diyor. Bu noktada film çok uç noktada, yani bugün günümüz medyasında yaşamadığımız kadar uç noktada bir şey anlatsa da aslında bize şöyle tersten okuma yaptığımızda neyi yapmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Neyin doğru olduğunu hatırlatıyor. Hatayı ve yanlışı gösterirken aslında basın ilkelerinin ne kadar gerekli olduğunu hatırlatıyor. Basın etiğinin ne kadar zaruri olduğunu hatırlatıyor. Basının şiddet imgelerini gösterirken nasıl belirli sınırlar içerisinde kalması gerektiğini hatırlatıyor. Zaten Hollywood'un özellikle gazetecilik filmlerini, tarihini inceledim ben. İsterse basını en kötü şekilde eleştirsin... Aslında günün sonunda baktığınızda verdiği mesaj aynı oluyor. Ama bu filmde bir farklılık var. Filmin sonunda Lou da bir sahtekar. En baştan baktığımız zaman bir sahtekar mitine oturuyor. Ve sahtekar mitlerinde sahtekarlar günün sonunda mutlaka cezalandırılır. Niye? Çünkü toplumsal kuralların devamı için insanların şunu bilmesi gerekir. Kötüysen, kötülük yapıyorsan cezasını o kötü mutlaka bulur. Bütün hikayelere bakın, masallara hepsinde de o vardır. Lu cezasını buldu mu? Lu tam tersine daha da yükseldi. Lou, Lu, Lodur'un koyduğu o geleceğe dair şirket planlarına Lu sahip oldu. İki tane aracı sahip olup hatta genişleyerek o son gördüğümüz sahnede şöyle iki kola ayrılarak şehre dağıldılar. Bu noktada da ben filmin adına bahsedip konuyu bağlayacağım size. Filmin adı Gece Solucanı. Ve e, Lu'yu da tıpkı gecelerde yaşayan bir solucan gibi görüyoruz. Yine mitlere doğru gidersek işte Asya mitlerinde tırtıllar ve solucanlara dair farklı mitler vardır. Ve bu mitlerde çoğu zaman da şöyle ee, anlatı vardı. Çok uzun uzun anlatmayacağım. Bu tırtıllar çoğalırlar ya da işte solucanlar çoğalırlar ve ondan sonrasında onları doğuran, onları işte e, büyüten babayı yemeye başlarlar ve toplumun her kesimine yayılıp o toplumu yok ederler o toplumun kurallarını yok ederler. Yani e, tırtıl, bir tane tırtılın ya da solucanın içinden çıkar, sonra içinden çıktığı solucanı yer ve bu şekilde birbirini yer bir şekilde dağılır, birbirlerinden türüyerek daha fazla birbirinden türer ve yapar. Lu, bir solucanken, gecenin gecenin iken gecenin fatihine dönüştü. Tek bir Lu vardı, artık bir ekibi olan Lu'ya dönüştü ve bizim solucanımız iyice ne geceye yayılmaya başladı. Hem de rakipsiz bir şekilde. Çünkü bütün rakiplerini önüne çıkan herkesi yok etti. O yüzden ben bu filmi bir felaket hatırlatıcısı film olarak nitelendiriyorum. Çünkü burada da bir şokun anlatısına değineceğim. Normalinde o da başka bir araştırmacı anlatılar üzerinde. Normalinde klasik hani Pamuk Prenses ya da normal şeye de baksanız hikayeleri mutlaka günün sonunda iyi kazanır, kötü kaybeder. O da diyor ki eğer kötünün kazandığı film veya masal varsa bu aslında bize şunu gösterir. Film bize şu mesajı verir. Toplumsal olarak bir sıkıntı var ve sosyal olarak bir sıkıntı var ve toplumsal olarak bir değişim gerekli. Lu'nun zaferi ulaşmasıyla hiçbiriniz burada mutlu olmadınız. Sinema salonundaki hiçbir seyirci de mutlu olmadı. O zaman ne oldu? Katarsisi yaşamadınız. Ve bu şekilde yönetmen sizin kafanızda şu sorgulamayı oluşturmaya başladı. Bunun gibiler çoğalırsa halimiz ne olur? Aslında bu noktada kendi basının veyahut da toplumun kendine yönelik bir öz eleştiri yapması ve aslında toplumda sadece basında değil toplumda bu tarz bir ilerlemenin olduğu ve böyle giderse onların işte solucanlar gibi her tarafa yayılacağı mesajını veriyor Lou. Bilmiyorum benim anlattıklarımdan sizin eklemek istedikleriniz, dikkat edin, dikkatinizi çeken şeyler var mı ama? Buyurunuz. Ee, i̇lk başta şunu dediniz, eleştirel bir şekilde Lu'yu. E, gazetecilik biraz daha profesyonel anlamda yapılması gerekiyor dediniz. E, şimdi fakültede hocalar da bizi bunu anlatıyor. Ancak e, tam tersi yönde şöyle bir şey var. Mesela e, biz yurttaş gazeteciliği ders alıyoruz. Hı hı. Yani yurttaş gazeteciliği artık bir ders olarak veriliyor. Hatta bazı e, işte kanallar, ajanslar bunun için işte yurttaşlarla ilgilenmesi için birim oluşturuyor. Şimdi dediğiniz noktada gazetecilik profesyonel yapılması gerekiyor. Ama günümüzü düşünürsek yurttaşları bu işin neresine koyacağız? Sizin anlattığınızı göre Yanlış anladıysam eğer düzeltin. Yurttaş gazeteciliğinin de yapılmaması gerekiyor profesyonel olmadıkları için. Ama onları saf dışına koyarak da hareket edemeyiz bence. Ben bunu hocalarıma da sürekli soruyorum. Tatmin edici cevabı hiç bulamadım. E, yurttaş gazetecileri e, haberciliğin, medyanın neresinde hı hı. olması gerekiyor? E, bizim buna bakış açımız e, gazeteciler olarak nasıl hı hı. olması gerekiyor? Şimdi şöyle, tabii ki ben burada kendi görüşümü söylemiş olacağım size. E, mesela bu noktaya ben şu şekilde bakıyorum. E, artık günümüzde özellikle de bu sosyal medyanın olduğu bir zamanda Gazetecilerin her an her yerde her şeye yetişmesi mümkün değil. Özellikle bazı kriz zamanlarında veya bazı kırsal yerlerde veya bir felaket olduğunda, bir sel olduğunda her şeye yetişmeniz mümkün değil. O yüzden enformasyon kaynaklarına daha fazla ihtiyacınız var. Ve bu noktada yurttaştan gelen bilgiye veya ihbara veya konuya yani sonuçta biz haber takip olarak da öyle. Günlük rutinimizde o kadar fazla rutin haberler var ki gittiğimiz belki başka bir yerde bir şey olduğunda biz bunu kaçırabiliyoruz. Evet bu konuda bizim farklı kaynaklar olarak yurttaş gazeteciliğinin de katkılarına ihtiyacımız var. Ama buradaki sınır şu. Bunların hepsini biz ham bilgi olarak düşünmeliyiz. Bunların hepsini tekrar gazeteci olarak kendi süzgecimizden geçirmeli, doğruluğunu tekrar düşünmeli, teyit etmeli ve kendi araştırmamızı yapmalıyız. Çünkü öteki türlü sizin haber dediğiniz şey belki bir manipülasyon. Belki verilen bilgi doğru değil. Belki veril gönderilen videoda kesmeler var. Farklı unsurlar var. Buna mesela filmden de örnek verebilirim. Lou sonuçta freelancer. Ama Dehşet TV haberinde ne oldu? Haberin kurgusunu Lou yaptı. Masum insanlar öldürüldü dedi. Bu insanlar halen dışarıda dedi. Ben olsam endişelenirim dedi. Sonrasında sunucuların hepsi bu şekilde hemen girip haber sunmaya başladılar hiçbir araştırması yapılmadı ama araştırma yapıldıktan sonra gerçek anlamda Frank o gazetecilik unsurlarını kullanıp da bu haberdeki gerçek nedir diye araştırdığında bunun bir uyuşturucu e, mafyanın kendi içerisindeki çatışması olduğunu öğrendi. Evet bizim her türlü informasyona ihtiyacımız var ama gazeteciler mutlaka onun tekrar teyidini ve kontrolünü yapması gerekiyor. Ee, bir de şöyle bir şey var yani yurttaş gazetecisi olarak ya da ben sadece yurttaş olarak e, basın haber yapmak istiyorum. Basın işte kendi YouTube sayfamı açmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. İnsanlar bunları yapabilirler. Hatta ben şunu da söylüyorum. Gazetecilikte evet iletişim fakültesinde okumak çok önemli ama illa zaruri mi? Ne yazık ki zaruri değil. Bunu da kabul etmemiz gerekli. Ama buraya başlayan arkadaşlara da şunu söylüyorum. iletişim mezunu olmasanız bile şunu mutlaka okumanız lazım. Medya yapılanması, Medyanın teorileri, medya teorileri ve medyanın işleyişine dair o okullarda çok sıkıcı gelen kuramları okumanız lazım. Neden? Çünkü onu okuduğunuzda, ona dair o bilinci geliştirdiğinizde, bir haber yaptığınızda gerçekten onu doğru mu yapıyorsunuz? Yoksa siz farklı şekilde e, yanlış bir e, mesela gündem inşa ederken yanlış bir adım mı atıyorsunuz? Veya suskunluk sarmalına hizmet mi ediyorsunuz? Bunları bilebilmeniz lazım. Bunları bilebilmeniz için de eğer kendisi bir vatandaş ben gazetecilik yapmak istiyorum diyorsa adı gazeteci ise gazetecilik etik kurallarını bilmek zorunda. Gazetenin, medyanın yapılanmasını bilip bir haberin yol açabileceği sonuçları bilmek zorunda. Sadece biz bir haberi gördüğümüzde Aa, burada bir şey var çektim bunu yayınladım dediğinizde o yanlış çıkarsa... Oradaki masumiyet karinesine uymadığınızda bir insanın hayatını mahvedebilirsiniz. Artık sosyal medyada e, hakkınızda bir şey yanlış çıktığında geri almak bile o kadar zor ki. Ve sosyal medyada bazı böyle şeyleri de yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz öyle değil mi? Yani o yüzden gazetecilik her halükarda profesyonel olmalı. Profesyonellikten kastım da bu işin profesyonelliğinin gerektiği kuralları kurslama olur. Okumakla mı olur? Bunların alınması gerekli. Çünkü bu meslekte nasıl mühendis için, mimar için ben kendim çizim yaptım hadi bu evi dikin, dikin diyemiyorsam, böyle her önüne gelen de ben bunu haber yazdım dediğinde bu haber olmuyor arkadaşlar. O yazdığı haberin çok farklı sonuçları doğabiliyor. O yüzden bu işin bir dengesi olmalı. Ee, aslında ile ilgili e, okumak isterseniz benim bu konuda çok uzun bir yazım var, çok da detaylı sahne sahne analizim var. Ama burada bunların hepsini anlatmamız mümkün değil, Lou karakteri veya e, Medya'da şiddetin temsili açısından. Ama böyle genel bir hani, çerçeve çizmek istedim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, yine bekleriz. Sağ olun geldiğiniz için ayağınıza sağlık.